Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyenleri, İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız Hocam'la elhamdülillah yeniden beraberiz. İslam ve Hayat bizim hava kadar, su kadar, ebedi hayatımız söz konusu olduğunda ondan daha önemli bir konumuz. Böyle bir çerçevenin içerisinde bir Müslüman olarak hayatımızı sürdürebilmek ve inşallah Rabbimizin huzuruna Müslümanlar olarak varabilmek için çabalarımızdan en önemlilerinden birisi olarak görüyoruz bu çalışmalarımızı, bu derslerimizi, sohbetlerimizi. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Evet hocam, rahat konuşuyoruz. Böyle bir ders gibi değil. Bir sohbet tadında elhamdülillah devam ediyoruz. Elhamdülillah. Rabbimiz doğruları doğru anlayıp doğru sunabilmeyi hepimize lütfeylesin inşallah. Amin. Ve daha da önemlisi, söylediğimiz hakikatlerle, duyduğumuz hakikatlerle amel edebilmeyi de lütfeylesin. Onun fazlından istiyoruz. Hocam bugün şöyle bir konu üzerinde sohbet etsek diye arzu ediyorum. Hayat tabii ilişkiler yumağı. Bir şekilde bizim her şeyle ilişkimiz var. Rabbimizle ilişkimiz elhamdülillah var. Yarattıklarıyla ilişkilerimiz var. İnsanlarla var, hayvanatla var, her şeyde var ama öncelikle hem cinslerimizle, insanlarla o ilişkilerimizde geçimli olmak, ülfet ehli olmak, kaynaşan adam olmak, donuk olmamak, diken gibi batmamak tabiri caizse, insanları yaralamadan, ilişkileri zedelemeden, huzurlu bir ilişkiler ağı içerisinde bir hayat sürebilmek nasıl olur? Bunu konuşalım arzu ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mümin insan ülfet eder, kendisiyle ülfet edilir. Ülfet etmeyen, ülfet edilmeyen kişide hayır namına bir şey yoktur buyurur. Şimdi ülfet tam da böyle bir geçimlilik diyelim isterseniz buna, kaynaşma diyelim. Herhalde böyle bir mana vermek doğru olur tahmin ederim. Bu konuyu bugün sizlerle vaktimizin el verdiği ölçüde üzerinde konuşalım arz ediyorum. Çünkü aile hayatımızda, iş hayatımızda, komşuluk hayatımızda, arkadaşlık süreçlerimizde bu ülfet son derece herhalde merkez bir yerde duruyor. Öyle değil mi hocam? Siz nasıl görüyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle biz ya tek başıma bu dünyada ben yaşıyorum. Başka bir insan yaratmadı Allah. Veya Yahudilerde olduğu gibi herkes kulum kölem benim. Ya böyle bakacağız hayata ya da ben 8 milyardan bir taneyim. Dünya ortak yerimiz. Hava ortağımız, su ortağımız, cami ortağımız, market ortağımız, hep ortağız. 8 milyar ortaklı bir şirkette çalışıyoruz biz. Ya öyle diyeceğiz ya da Firavun gibi benden başka kimse yok dünyada. Herkes benim kulum kölem diyeceğiz. Buralar nilahı benim diyeceğiz. Allah muhafaza. Herhalde denemeyeceğine göre, aklı olan bunu kimse söyleyemeyeceğine göre, herkesi kölesi kabul edemeyeceğine göre, ederse kendisinin parazit köle birisi olduğu ortaya çıkacağına, çünkü şeytanın kölesi olduğu için o öyle diyordur. Biz o zaman 8 milyar ortaklı bir şirkette payımız var. 1/8 milyar. Bu kadar bir hissemiz var bu dünyada. Havada, suda, otobüste, camide, iftarda, sahurda, kahvaltıda, okulda, iş yerinde 1/8 milyar. Ülkede olsan, kral da olsan böyle, bir dağda koyun güden bir çoban da olsan böyle. Hayat bu. Evet. Müslüman değil. Kadın, erkek, yaşlı, ihtiyar. Kim olursan ol, bir şey değişmiyor. Yani din farkı da bunu değiştirmiyor. Evet. Yani Allah-u Teala şöyle bir kanun koymamış. Siz varsanız başka dinden kimse yok. Tam aksine Kur'an-ı Kerim, onların yemeğini içmesine katılmanızda bir sakınca yok.
kafirlerle oturup yiyebilirsiniz, içebilirsiniz buyuruyor Allah-u Teala. Yani bizim yaşadığımız mahallede sadece Müslüman olur. Keşke öyle olsa. Ama bu bir hayal. Gerçek değil. Evet. Dünya üzerinde gerçek değil. Asisi olacak, alkolü olacak, kumarbazı olacak, yalancısı olacak, melekler kadar temiz bir insanı olacak, hayatında ağzından yalan çıkmamış birileri olacak. Karma bir hayat yaşıyoruz. Evet. Ve biz bunu kabul ettiğimiz gibi bir ilerisi daha var bunun. İnsanlık ve Müslümanlık kimliğimizden taviz vermeden bunu becereceğiz. Yoksa dünya böyleymiş deyip sarhoşla sarhoş, kumarbazla kumarbaz olarak yol alamazsın. Yani o zaman ben eririm. Hem erimeyeceğim, hem kaybolmayacağım, hem de bu kitle içerisinde imanımı, Müslümanlığımı, ahlakımı, ailemi koruyarak yaşayacağım. Buna dünya hayatı diyoruz. Evet. Bunun için iki uç noktamız var. Birincisi, Müslümanlığım ve insanlığım üzerinde asla taviz söz konusu değil. İnsanlarla uyumlu olmak için kaderi inkar edemem ben. Evet. İnsanlarla uyumlu olacağım, beyefendi diyecekler diye zelil olamam. İnsanlar beğenecek diye setri avreti ihmal edemem. Kadın veya erkek. Neden? Çünkü benim varlık nedenim zaten Müslümanlığım ve insanlığım. Güzel. Bunun için varım ben zaten. Yani geçimli olma adına sınırları çiğnemek gibi bir hakkımız yok yani. Kendimi imha etme hakkım yok. Evet. Çok üzüldüğüm için intihar etmek caiz olmadığı gibi. Evet. Yani çok kederliyim, bari intihar edeyim dersem en ağır kedere batmış olurum. Ebedi evet. Kederde kalırım maazallah. Bu sebeple birinci uç noktamız Müslümanlığımız ve insanlığımızdan taviz yok. Evet. Allah'ın şeriatından kırpamam, insanlığımdan kırpamam ben. Yani çok beyefendi olmak için burnumu kıramam. İnsanlar güzel burunlu desin diye estetik yaptırmam ben. Yani ben insanım, Müslümanım. Burada duruyorum, geliyorum öbür uçta beni anlayamayacak tipler var. Benim onlara ağır geleceğim tipler var. Benim onlarla bir arada durmam halinde ezileceğim veya ezeceğim tipler var. O zaman o ilk iki şeyim, Müslümanlığım ve insanlığım hariç, bu arada esneteceğim. Güzel. Neyi esneteceğim? Yani ben mesela saat 10'da yatardım. Orada bir iş var, onun halledilmesi lazım. 11'de yatabilirim bugün. İstisnai bir durum bu. Bir saat uykumdan veririm. Ben bu kahvaltıyı burada yapacaktım. Arkadaşlar burada toplantıları varmış. Kahvaltımı erteleyebilirim. Ben pahalı bir ceket giyecektim. Ama bu ceketi giyersem mesai arkadaşlarım kendilerini çok itilmiş gibi görecekler. Bir tık aşağı düşürebilirim ceketimi. İnsanlığımdan taviz vermiyorum. Nereden taviz veriyorum? Keyfimden. Yani zaruri olmayan ihtiyaçlarımdan taviz veriyorum. Aksi takdirde ya müstekbir, tepeden bakan bir zalim rolünde olurum ya da paspas insan rolünde olurum. İkisine de Allah'ın rızası yok. Ben onun için yaratılmadım. Paspas olmak için de yaratılmadım. Müstekbir olup cehenneme girmek için de yaratılmadım. Ortasını buluyorum. Ortasını bulurken ayarlamalarım neye göre oluyor benim? Allah'ın gazap etmeyeceği şeyler, insanlığımdan kopmayacağım şeyler üzerinden ferahat ediyorum. Mesela ben disiplinli bir insanım. Saat 9'da kahvaltım hazırdır. Bu çok hoş bir şey. Disiplinli olmak sağlık açısından iyi, Müslümanlık açısından iyi, hayat planı açısından çok iyi. Ama bir misafir oldu. Hanımım bir miktar rahatsız oldu. Bugün 9.30'da kahvaltı yapsak olur mu? 8.30'da yapsak olur mu? Ya bu konuşulması bile gerekmez. Tabii. Uyum bu işte. Evet. Burada uyum sağlarım ben. Herkes burada alkol kullanıyor. Parazit görünmeyelim. Biz de alkol kullanalım mı diyeceğim ben. Daha çok hocam mesela özellikle gıybet ortamlarında
Ya insanlar şimdi konuşuyorlar biri hakkında. Burada şey yapsam şimdi ortam bozulacak gibi düşünüyor insanlar. Halbuki ne kadar yanlış ama bir bozulması düşünce. Gereken bir ortam. Bozulması gereken bir ortam. O ortam bozulması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla biz ne Müslümanlığımız ne insanlığımızdan kırpamayız. Ha, çok güzel. Demek ki hocam birinci mesele bu. Değil mi? Bunu halledeceğiz. Bu sınırları hiçbir şey pahasına çiğnemek olmaz. Bu beraberinde ne getiriyor? Ben her şeyden evvel kırpılamaz, tavizi verilemez değerlerimi bilmem lazım. Evet. Allah, peygamber, Kur'an, şeriat, ahlak bunlardan taviz verilemez. Verilemez. Onların alaya alındığı ortamlarda bile oturmayın buyuruyor değil mi? O zaman onlardan oluyorsun. Tabii onlardan oluyorsun. Evet ben düzeltemeyebilirim ama kendimi katmam oraya. Doğru. Protesto ederim, kalkarım. İki, benim erkek yaratıldım erkek, kadın yaratıldım kadın. Yaratılış tarzım. Ebeveynim. Biz seçmiyoruz. Ebeveynim bir daha değişmeyecek. Benim ırkım bir daha değişmeyecek. Rabbimin beni yarattığı huy, karakter, insan meziyetlerim. Bunları ben kendim marketten almadım. Evet. Rabbim beni kalın sesli yarattı. Rabbim beni uzun burunlu, uzun kulaklı yarattı. Rabbim beni kilolu yarattı. Rabbim beni hafif bir deri bir kemik tip yarattı. Ben bunlarla uğraşmam. Nasıl yarattıysa Rabbim öyle mutlu olurum. Güzel. Aslında insanın kendisiyle de ülfeti önemli değil mi hocam? Buradan başlamak lazım. Yani ben bir defa değerlerimi tespit etmem lazım. Evet, evet. Ben Cebrail Aleyhisselam'dan memnunum. Yahudiler gibi Cebrail düşmanlığı yapamam. Kur'an-ı Kerim ne diyor Yahudiler için? Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlar. Niye? Onların aleyhinde ayet getirdi Musa'ya diye. Ya bu çocuk bile değil ama Yahudi işte. Evet. Dolayısıyla Allah'ın meleğiyle kavga etmem. Niye Ebu Bekir Ömer'den önce oldu diye bir kavga yapmam. Tarihle kavga etmem. Bunlar beni yıpratır. Yani benim temel dinamiklerim bunlar. İyisi kötü demek ki değiştirme ya da seçme hürriyetimizin ya da gücümüzün olmadığı. Benimle ilgili olmayan. Orada onu kabullenmek. Haddimi bilirim. Evet, onu kabullenmek insanın kendisiyle ülfeti açısından son derece önemli. Aksi takdirde ben kendisiyle kavga eden biri haline gelirim. Evet. Kendi kendimi yer bitiririm. Yani başkasına hayrım olması bir kenara kendime hayrım olmaz. Psikiyatr bir hasta haline gelirim. Antidepresan kullanmak zorunda kalırım. Bunlar için yaratılmadım ben. Evet. Boğuşmak için yaratılmadım. Ben mücadele etmek için yaratıldım. Şeytanla mücadele edeceğim. Nefsimle mücadele edeceğim. Şer mahluklarla mücadele edeceğim. Yeryüzünde iyiliğin ikamesi için, iyiliğin daha güçlü olması için hareket içerisinde olacağım. Ama ben kendimle boğuşuyorum. Evet. Sürekli kendimle boğuşuyorum. Bu çelişkiyi kaldırmam lazım. Aynı şekilde işte benim etnik kimliğim, beyaz deriliyim, siyah deriliyim, şu ırktanım, bu ırktanım, bunlar benim konum değil ya. Yani Ağrı Dağı niye Everest'in yerinde değil de Everest burada değil demem ne kadar komik bir şeyse, ben niye böyle yaratıldım demem de komik bir şey. Ne kadın olarak yaratıldığıma ben imrenirim veya iğrenirim, ne de erkek olarak yaratıldığıma iğrenirim. Böyle buyurdu Allah, böyle yarattı derim. Yani filan tip kadın, filan tip erkek tasnifine girersem şeytan beni bitirir. Yani ben aynaya ufak bir rütuş için bakarım. Tahlil için bakmam. Yani aynaya bakıp acaba uygun muyum ben değil miyim diye göz kapaklarımı, göz rengimi aynaya baktığımda düzeltmek istiyorsam ben kendimle boğuşuyorum demektir. Kendisiyle boğuşan birisinin ne namazı olur? Yani namaz kılar, kılmaz değil de ahenk alamaz namazdan. Mesela hep soruluyor namazda huşu için ne yapmak lazım? Yani namazda yanında müzik çalarken, çocuklar oynarken namaz kılarsan huşuğun olmaz diyoruz ama denecek bir şey daha var. Kendisiyle sürtüşen, boğuşan birisi de namazda huşu bulamaz. Evet, namazda bulamadığı gibi hayatta da bulamaz. Namazda bulamıyorsan Allah-u Teala'nın önünde markette zaten bulamaz. Zaten bulamaz. Sokakta zaten sen kendini zelil görürsün. Bir örnek
müsaadenizle zikredeceğim. Çok uç. Bir gün bir genç geldi bana. 160 küsür kiloymuş. Sonra bunu bir sebeple, o sebebi anlatacağım. Ameliyat olmuş. Hı. Mide ameliyatı olmuş. Fakat bunu uyarmış doktor. İstersen bu ameliyat olma demiş. Senin bünyen kaldıramayabilir bu ameliyatı. Ve ayda 10 kilo 10 kilo gidersin demiş. O süreçte maalesef gerçekleşmiş. İşte ahiretimi nasıl kurtarırım? Yani birkaç ay sonra ölümü belli olmuş. Gidiyor, vücut gidiyor. Bunu istişare etmek için geldi. Ben de konuyu dağıtayım da, çünkü çok çökük. Bana geldiğinde 60-70 kiloydu. Allah Allah. Tabii 100 kilo o kadar kaybetmiş. O evde iki tencere pişiriyormuş annesi. Bir buna, bir diğer aileye pişiriyormuş. Bir yanlış ilaç kullanımında lisede okurken yanlış ilaç kullanılmış. Böyle aşırı kilolanmış. Dedim ki niye o zaman ameliyat oldun dedim. Yani konuyu bir dağıtacağım da çok çökük durumda çünkü. Dedi şöyle bir şey oldu dedi. Annemle dedi otobüs bekliyorduk durakta dedi. Otobüs geldi dedi. Ben de dedi otobüse doğru yürümeye başladım. Küçük bir çocuk da annesiyle, onlar da otobüse binecekler dedi. Çocuk dedi benim hareket ettiğimi görünce, 170 kiloluk bir adam işte. Anne durak hareket etti demiş çocuk. Ya 3-4 yaşında çocuk herhalde. Çok enteresan bir şekilde etkilenmiş bundan. Yani. Ağlamaya başlamış. O otobüse binmemiş. Annesine demiş hadi gidiyoruz anne, ben ameliyata gireceğim demiş. O şekilde gitmiş, imzalamış kağıdı. Ameliyat olmuş. Tabii ben onu teselli etmeye çalıştım ama olmadı yani. Beceremedim. Sonra ne olduğunu da bilmiyorum. İnşallah afiyetlidir. Çok seneler oluyor bu. Ama kendinle boğuştuğun zaman, yani bir çocuk seni bitiriyor demek ki. Evet. 170 kilo uygun bir kilo değil. Bu bir hastalık. Ama yani buysa kader, yaşıyoruz bunu. Doktorda zaten bir çare yok dediyse yaşayacağız bu kaderi diyemeyen insan, işte 5 yaşında bir çocuğun esprisiyle ya da ciddi mi söyledi çocuk, ne durak hareket ediyor demiş. Yani otobüs durağı hareket ediyor demiş. Bu gösteriyor ki insan kendisiyle barışık olmak zorunda, kendisiyle ülfeti olmak zorunda. Aksi takdirde namazda huşu da olmaz, orucundan da lezzet almazsın, ailende mutlu olmazsın. Hep insanları kötü görürsün. Aslında bu işin temelinde sanki, değil mi hocam, insanın kendisiyle saydığımız bu özellikleri itibariyle barışık olması, Allah'la barışık olması. Değil mi? İmandan bir, dedi ki temel esaslarda bir ahenk var. Tabii. Allah deyince akan sular duruyor. Bir de bunun bir güzel tarafı da şu, hayata böyle bakmak, hem insanın kendiyle barışık olmasında hem de başkalarını değerlendirirken, başkalarına bakarken ki o bakış açısını düzeltmesinde, yani o da ülfetin temellerinden bir tanesi. O da son derece önemli. Yani insan hocam, niye bu insan böyle insan sormaz. Şu bardaktan en fazla kaç model yapabilir? Bir fabrika olsun, 10.000 model bardak olsun. Evet. Dünyada 1.000.000 model bardak yoktur herhalde. Yani daha fazlasını insan yapamaz. Evet. Allah-u Teala yaratırken rakam yok önünde. Rakam yok. Kaç? 7 milyar insan yaratıyor, parmakları birbirine benzemiyor evet. işte. O sadece bugün yaşayanlar itibariyle. DNA'sı birbirine benzemiyor. Evet. Yani milyarlar yaratıyor. Belki 100 milyar insan yarattı Allah bugüne kadar. Evet. Kim bilir daha da fazla. Hiçbirinin DNA'sı öbürüne benzemiyor. Sadece DNA değil, bir sürü birbirine benzemeyen şeyler varmış. İnsanlar. Göz kornası da benzemiyormuş. Evet. Şimdi Allah bu yaratıyor. Ona iman eden birisi niye bunun kolu uzun, niye bunun gözleri çekik der mi? Der mi, değil mi? Evet. Bir insan eğer Adem Hoca'nın göz stili, kaş stili farklı, Konyalılarınkine benzemiyor diyorsa ve bunu kınar mantıkla söylüyorsa, dön geri götür, Allah'a imanda bir problem var orada. Evet. Hangi Allah'a iman ediyorsun sen? Evet. O Allah'tır ki trilyonlarca insan yarası hiçbirinin kaşını öbürüne benzetmez. Benzetmez. Bu Allah'a iman eden böyle psikolojik takıntısı falan olmaz buna. Evet. Her şey bu köklü imandan geliyor. Bazen anlatırlar ya işte, biri birine böyle bir
beğenmeyen bir gözle diyelim bakınca. Demiş ki sen beni mi beğenmiyorsun yoksa yaratanını mı beğenmiyorsun? Aslı bu işte. Aslı bu. Kendimiz için de bu. Onun için Kur'an-ı Kerim اَلَّذ۪ينَ يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın yarattığını değiştirmeye çalışanlar. Neden? Keyfi estetikler haramdır deniyor. Çünkü Allah'ın yarattığını değiştiriyorsun. Sana bir dudak stili vermiş Allah. Büyük dudak, kalın dudak, ince dudak. Mesela tükürüğünü dudamayacak şekilde bir arıza tutak, bunu ameliyat ettiriyorsun. Tabii. Bunu Allah-u Teala'nın izni var. Sadece filan aktörün dudağına benzesin diye, filanca aileye benzesin diye ameliyata girince o iman devreye giriyor işte. اَلَّذ۪ينَ وَيُرُونَ خَلْقَ اللّٰهُ oluyor. Evet, evet. Zaten hocam hakikaten kendi olmaktan hoşnut olmayan insan bir anlamda gerçekten çift kişilik içinde bir başkasına özenti duygusu sürekli olarak, hani iyilik ve ihsan da birilerine kıpta edebiliriz, o ayrı bir şey ama öbür türlü ben niye böyle değilim sorusu kıpta sordukça etmek başka, o başka bir şey. İmrenmek başka, körü körüne onu taklit etmek başka. O yani insanı zamanla münafıklaştıran bir sanki bir zemin oluşturuyor. Kendini bitiriyorsun. Kendini hocam. Bitiriyorsun. Şimdi mesela filanca zat sabaha kadar teheccüd ve tesbih ile meşgulmüş. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Ya Rabbi bana da nasip et. Evet. Ama ben sabah işe gitmem gerekiyor. 3 tane 5 tane çocuğum var. Ben de aylardır sabaha kadar ibadet ediyorum. İşten atıldım. Evet. Ya bu adam emekliydi. Bu adam kendi işine gidiyordu. Bu nafile ibadet ona uygundu. Sen niye kendine uygun bir nafile ibadet bulmadın? Evet. Bu bir kör taklit. Doğru. Bu belki de şeytanın bir çengeli onun üzerinde. Onu teheccüdle batırdı. Evet. Onu çoluk çocuğunu ihmal etmeye götüren tesbihle batırdı belki. Aslında bu bir cihat. Aslında bu zirvede bir ibadet. Zikrullah'tan daha değerli ne var? Evet. Ama tesbihi eline alıp inşaatta iskelede çivi çakarken tesbih çekmeye kalkarsan çiviyi elle batırırsın. Evet. Yani burada kendimizle barışık olmamız, varlık nedenimizi gerçekleştireceği gibi diğer ülfet alanlarımız, diğer barışık olma, geçinilebilir tip olma alanlarımıza da zemin oluşturuyor. Evet. Aslında şizofren bir tip oluruz aksi takdirde. Hocam bu çağımızda hani son zamanlar demeyelim belki 30-40 senedir bir duygusal zeka diye bir şeyden bahsediyorlar. Duygusal zeka. Bir matematiksel bir zekamız var, o ayrı. Bir de duygusal zekayı da şöyle tarif ediyorlar. İnsanın kendiyle barışık olması, çevresiyle barışık olması. Tam da bu aslında ülfet. Evet. Kendiyle barışık. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hayatta IQ'su, IQ öbürüydü, matematiksel zeka dediğimiz. IQ'su yüksek olanlar mı çok daha başarılı? Buna da EQ diyorlar. EQ'su yani duygusal zekası yüksek olanlar mı daha başarılı? Araştırmalar uzun yıllar içerisinde görülmüş ki duygusal zekası olanlar hayatta daha başarılı. Daha albenili çünkü. Daha albenili artı hocam takım olabiliyor, ekip kurabiliyor o insan. Başkalarıyla oturup neşelenebiliyor. Başkalarının üzüntüsünü paylaşabiliyor. Adeta sadece kendi kalıpları içerisinde kendisini kilitlemiş bir insan türü değil de ilişkisi kadar büyümüş bir adam türü. Öyle söyleyelim. İlişkisi kadar büyümüş bir adam. Ama hocam birincisi bu önemli bir şey. Birincisi evet. Büyük bir matematikçi olabilir. Olabilir. Büyük evet. Bir mucit olabilir. Ama kendi çöplüğünde ölüp giden biri olur. Evet. Belki yani hayat kalitesi o kadar yüksek olmayabilir. Evet. Toplumla yaşayan, seven, sevilen insan modeli konuşacaksak eğer evet. Allah'ın yarattığı her şey lazım. O duygusal zeka daha çok lazım daha burada. Lazım. Hocam kişinin kendisiyle ülfetini kendisiyle barışık olmasını konuştuk ve bunun ne kadar önemli olduğunu söyledik. Daha doğrusu kendisiyle barışık olmayan bir adamın zaten başkasıyla barışık olması çok da kolay değil. Hocam bir anekdot da ben anlatayım. Bir zat anlatıyor. Biz diyor bir adetimiz şu, bir yerden bir yere gideceksek yol üstünde konakladığımız yerlerde ulemadan, sülahadan kim varsa onu ziyareti de diyor. Kendimize sünnet edinmiştik. Yine bir gün bir köye vardık. Sorduk oradakilere. Burada büyüklerden kim var? Alimlerden, ariflerden. Dediler ki burada kimse yok. Bir zamanlar vardı ama Dağar Hazretleri diye ismi Dağar'mış. Dağar. Evet. O da vefat etti demişler. Peki onu tanıyan kimse kalmadı mı diye sorduk.
Bir tane ihtiyar var dediler. Bizi ona götürür müsünüz dedik. Götürdüler. Vardık o zata. Amca işte adı neyse. Siz Dar Hazretlerini görmüşsünüz öyle mi? Evet evladım gördük. Ondan duyduğunuz hikmetlerden bize birkaç şey bahsetseniz dedik diyor. O da dedi ki oğlum ben de akıl mı kaldı işte hafıza mı kaldı. Çok güzel şeyler duyduk ama hiçbir aklımda değil. Ama bir hatıra anlatayım ben size dedi diyor. Sonra şöyle bir hatıra anlatmış. Bir gün Hazretin huzurunda oturuyorduk. Böyle üstü başı yoldan geldiği belli olan bir delikanlı yanına girdi. Dedi ki ey şeyh efendi. Şu alemi dolaştım, ne huzur buldum, ne huzur bulan bir adam gördüm, dedi diyor. Dar Hazretleri ona baktı, hay evladım, sen kendinden kurtulsaydın, hem herkesi huzurlu bulurdun, hem de kendin huzur bulurdun, dedi diyor. Hocam şöyle, hakikaten güzel bir hikmet. Şimdi bazen insanın kendisi diken haline dönüşünce, öyle diyelim, kendisi diken haline dönüşünce, etrafını huzursuz ediyor. Huzursuz edince, huzursuz olan insan da o huzursuzluğa huzurla tepki vermiyor her zaman. Dolayısıyla gerçekten bir kavganın içinde oluyor istersen. Şöyle ifade edelim. Akrepleşiyor. Akrepleşiyor. Şöyle bir soru sorayım. Bir insanın etrafıyla huzurlu olmasının arka planında neler var? Bir bunu soralım. Çünkü her zaman başkalarını değiştirmek, dönüştürmek elimizde bir şey değil. Kolay da değil. İnsan kendini değiştiremiyor kolay kolay. Madem ki ben herkesi değiştiremeyeceğim, dönüştüremeyeceğim, tamamen el çekmeyeceğim elbette. Hak ve hakikati söyleyeceğim, emri bil maruf ve nehyanil münkeri yapacağım. Nasihatim olursa olacak, doğruyu gösterme imkanım varsa göstereceğim ama yine de buna rağmen ya insanların herkesi, hepsini düzeltmek ya da hepsini kendi kafama göre, kendi duygularıma göre şekillendirmek diye bir durum söz konusu değil. Gerçek değil. Böyle bir, madem ki böyle bir şey gerçek değil, o zaman benim başkalarıyla geçimli olmam noktasında benim arka planda çalışan bir takım programlar olmalı. Ya nedir mesela böyle? Bunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, onuncusu. Sayabildiğiniz kadar hepsi esnek insan olmak üzerine kurulu. Evet. Zevkini, arzunu, beklentini tapınak haline getirmemek. Beş istiyordum, dört verdi. Olmaz. Ya bu kanun değil ya. Bu dört olsun. Bu sefer böyle olsun diyebilmeli insan. Evet. Bunu eşine ve çocuklarına diyebilmelisin. Ya. Yani ben çocuğumun işte filan düzeyde diploma sahibi olmasını istiyordum. Hafızlığı şöyle olsun istiyordum. Fakat çocuğumuz yarım hafız oldu. Liseyi bitirdi. Gitmiyor ilerisi. Biz nereden baba olduk? Bu kadar emeğim ne olacak? Yani, dediğim zaman. Yani konu komşuya rezil ettin oğlum bizi. Gibi. Ya da kızım. Bu beni gaddar. Evet. Vuran kıran. Sevmeyen, sevilmeyen sonunda baba haline getirecek. Evet, evet. Peki bunun yerine nasıl bakmalıydım? Ben oğlumu İmam-ı Azam istiyordum. Veya Einstein istiyordum her neyse yani. Tabii. İstiyordum. Herkesin beklentisi başka. Yavrum öyle olmadı. Tabii. Liseyi bitirdi bıraktı. O benim oğlum. Benim kanım o. Benim sulbümden. Dolayısıyla bu haliyle de başımın üstünde yerim var. O kadar. Şöyle bakabilir. Oğlum 5'ten gittin. Hani her cüzden 5 sayfa öğrendin. Ne büyük lütuf. İnsan olarak kaldı. Diyebilirsiniz. Benim evet. için bir nimet bu. Evet. Bunu dediğim zaman Allah'ın verdiğine razı olmuş olurum. Çünkü ben gerekli işlemleri yaptım, gayret ettim. Çocuk becerdi, beceremedi. Nasibim bu kadarmış. Tıpkı ne gibi? Ben 80 sene yaşamak istiyordum. 70 yaşında elden etekten düştüm. Madem yaşlandım intihar edeyim mi diyeyim. Yaşadıklarımıza şükürler olsun. Dediğim zaman o kalan ömrümü huzurlu geçiriyorum. Çocuklarımızla ilgili beklentilerimiz, eşlerimizle ilgili beklentilerimiz, bunlar hakkımız beklemek. Evet. Benim eşim şöyle şöyle yapsın. Erkek veya kadın. Tabii. Bunu istemek hakkım benim. Ama olmadı. İntihar mı edeceğim? Onu mu öldüreceğim? Ya o oluncaya kadar bağıracağım, çağıracağım,
sonu boşanmakla, evladımın benden kaçmasıyla bitecek. Ya da bu böyleydi deyip olandan mutlu olacak. Evet. Beklentilerimizin putlaştırılması en büyük engelimiz. Ha, çok güzel. Evet, benim beklentilerim hakkım ama olmuyor. Kim istemezdi Amerika'da en büyük şehirde bir marketin sahibi olarak yaşamak? Niye gariban Suriye'de yaşasın ki adam, Mısır'da yaşasın? Ama Allah-u Teala öyle bir fırsat verse, herkes oraya gitseydi, bütün dünya oraya gideceği için terazi bozulurdu. Bir kısmı öyle basat Allah'u rızka leibâdî lebegav fil ardı. Ya bir denge var yeryüzünde. Evet. Ekonomik konularda bir denge var. İnsanların derilerinin yaratılışlarında bir denge var. Konuşmalarda bir denge var. Ya Allah Teala öyle de yarattı, böyle su da yarattı, toprak da yarattı Allah. Siyah da yarattı, beyaz da yarattı, kış yarattı, yaz yarattı. Ya Allah'ın yarattığı güzel ya. Evladıma gelince sanki Allah sen ne istersen onu vereceğim diye vaatte bulunmuş gibi zannederse anne baba perişan olur. Özellikle daha önceki konuşmalarımızı da söyledim. Yani yüzlerce belki binlerce aileyle oturup kalkıyoruz münakaşalarını tartışmak için. Çok dikkatimi çekiyordur. Yani %1 bile rastlamıyorum. Bu aile yanlış kurulmuş. Yani hakikaten bu adamla evlenilmemeli. Bu kadar, bu çok nadir oluyor. Hocam çok iddialı söylüyorum. Geri doğru gidildiğinde incir çekirdeği doldurmak diye bir kavram var Anadolu'da. Evet, evet. Yani küçücük bir çekirdek. Miligram bile almaz. Onu dolduramaz bir şey büyütülmüş, ton olmuş. Allah Allah. Bakıyorum erkek veya kadın beklentisine tapınıyor. Çok önemli. Yahu Allah'tan beklersin, verebildiği kadar verir Allah sen. Yani eş olmuşsun ama fert olarak kalmaya devam ediyorsun değil mi hocam? Yani eş olmamış o. Eş olmamış. Kraliçe işte. Olmuş. Evet. Kral bey olmuş. Ya da kral bey olmuş. Kral bey olmuş. Firavun bey hazretleri olmuş. Aşağı. Yani. Ya hocam Firavun'la hazret yan yana. Yani. Yok, bilinçli söyledim bunu. Hem Müslümanlıktan taviz yok. Hem Firavun kafalılık olursa Firavun hazretleri oluyor bu sefer. Kendisini Firavun ama Müslüman Firavun yapıyor. Bu olmayacağı için bak hemen refleks gösterdi. Evet, olur mu böyle bir şey? Bu bünyeyle bir kadın nasıl yaşasın? Değil mi? Ya. Bu bünyeyle bir erkek nasıl yaşasın, nasıl yaşasın bir arada? İşte zulme gidiyor artık. Yani zalimleşiyor insan. Hem Müslümanlığı elinden bırakmıyorsun, hem Firavunluğu elinden bırakmıyorsun, hem Ebu Leheb'in karısı mantığıyla yaşıyorsun, hem de evliya saliha bir kadın olmak istiyorsun. Olmaz bu, salihalık böyle bir şey değil. Yani bir miktar bu nefsimizin arzusu bizim. Çok güzel. Nefsimin arzusundan ferahat etmeyeceğim. Kasım nefsim bu dediği de olmasın diyemeyeceksem hangi mücadeleyi yapıyorum ki ben? Hangi mücadeleyi yapıyorum? Yani biz hep kafirlerin ıslahı için mi çalışıyoruz ümmet olarak? Asıl çalıştığımız büyük cihadımız nefis cihadı değil mi bizim? Evet. Yani kafirlerle cihat senede bir defa, iki senede üç defa çıkıyor diyelim. Nefisle cihat 24 saat karşımızda bizim. Biz keyfimizi, mesela en basit örnek vereyim. Biz acılı yer bir aileyiz. Hep biber biber. Evlendim ki eşim biberi duyunca midesi bulanıyor. Doğru mahkemeye o zaman. Boşuna evlendik biz. İnsanlık mı bu? Değil bırak mi? Müslümanlığı hiç konuşmayalım. Bu insanlık doğru, mı insanlık ya? İnsanlık mı yani? Biber nedir ya? Hayat mıdır? Su mudur? Güneş midir? Hava mıdır? Madem çok biber yiyorsun, lokantaya falan gittiğin zaman bolca bir çuval ye. Biber ye, bir haftalık biberini ye. Yani bu evde bir denge kurulması lazım. Onun da senin tabağına biber katayım ben diyecek nezaketi göstermez. Yani biraz sen kırpacaksın, biraz ben kırpacağım, ortada huzurlu olacağız. Aynen. Ya yemeğim benim dediğim gibi olur, ya da dağıtırım bu evi anlamına göre. Şimdi bunu söylerken öyle söyleyen yoktur canım diyorlar. Yani bizi dinleyenler şimdi evet. Öyle diyen olur mu? Hep öyle diyoruz, hep öyle aslında. Diyoruz. Hep öyle, ama bunu ne yapıyoruz? Sen niye bugün sabah namazına kalkmadın diye başlıyoruz. Aslında akşamki yemek niye biberli değildi? Oradan diyeceğim ben. Ya dini alet ediyoruz. Ya anneme babama saygı göstermedin diyoruz. Yani herkes için
Hakikaten bu ayıp. Evet. Denecek bir kulp yakalıyoruz. Aslında o tanrılaştırdığı veya tapındığı nefsinin arzuları var ya, evet, taviz verme. Asıl onun derdi o. Onun için aile meselesini konuşurken biz geri geri doğru giderken bakıyorsun yatak odasında sıkıntı var aslında. Ama annem geldiğinde ona hakaret ettiden devam ediyor. Mesela ben aile görüyorum, tesettür konusunda kadından şikayet ediyor. Ben de diyorum ki kadına ot uysun diye. Niye sen ferace giyiyordun da manto giyiyorsun artık diyorum. Yo ben böyleydim diyor. Adam diyorum böyle almışsın sen bunu. O zaman gençti diyor. Şimdi çocuğumuz var. Bu gerçekçi değil işte. Evet. O zaman göz zevkinin hoşuna gittiğinin peşinden gittin sen. Şimdi biraz diyelim takvalaştın. Ya da aslında yine takva değil, başka bir yerde bir takıntı var. Böyle, tesettürle çünkü, kendini örtüyor değil mi hocam? Aklınca. Allah inanıyor mu buna? Yani. Asıl niyetimizi görmüyor mu Allah-u Teala? Yani aynaya bakınca kendi gözüne değil mi? Vicdanın sana evet diyor, evet diyor mu? Ama bir zaman sonra insan çizdiği zulümü de kendisine hak görüyor. Bir zaman sonra o da inanıyordur, evet, belki ona. Dolayısıyla başta eşler olmak üzere çocuklarımız, ebeveynimiz, anamız, babamız. Mesela belki de pek çoğumuzun babası bizi üzmüştür, evet, çocukken. Ama bunun markete götürülüp değiştirilmesi, iadesi yok ki bunun. Ya. Bu baba kaderim benim. 70 yaşındaki adamı da değiştiremeyeceğime göre ben başım üstüne ya Rabbi ne verdiysen razıyım desem mutlu olacağım. Evet. Onunla ben 24 saat bir arada durmuyorum. Onun yanında 1 saat 3 saat duruyorsam o 1 saat 3 saati askeri eğitim kabul ederim kendim için canım. Askeriye de kışlada kurallar böyle der gibi olurum. Huzurumu kendim kurarım. Evet. Babayla geçinebilmek için benim taviz vermem lazım. Tabii. Dere yukarı doğru akmıyor, aşağı doğru akıyor. Baba huyunu suyunu aşağı doğru akıtıyor da ben yukarı doğru babayı ıslah edemem. Annemin karakterini değiştiremem. Kaynanamı değiştiremem. Ben kendimden ayarlarımı değiştiririm. Ben sağa bakacaktım diyorum. Bakıyorum ki sağa bakınca ona çarpıyorum. Sola bakarım. Problem bitti. Problemi bitirmek benim elimde. Neden? Ben yani değişebiliyorum. Başkasını değiştiremiyorum. Yani bazen insanlar tabii hocam buyurduğunuz gibi suçlamayı hep karşıda görmek istiyor. Yani kendi eksiklerini değil de. Ya diyor insanlar geçimsiz diyor ya. Şurada herkes birbiriyle küs diyor. Hepimiz, hadis ne diyor Müslüm'de? Hepimiz birbirimizle konuşmuyoruz diyor. İnsanlar battı helak oldu diyenin kendisi helak kendisi olmuştu. Helak oldu. Şimdi bakışın kötü bakışın çünkü. Kötü. Evet. Evet. Yani bu anlamda hakikaten hocam şöyle düşünüyorum. Siz konuşurken hatırıma geliyor da. Demek ki geçimli olmanın arka planında bir gönül genişliği olması lazım. Şerh-i sadır diyelim. Yani bir gönül genişliği olması lazım. İkincisi belki bir sabır ve tahammül olması lazım. Belki bir affedicilik olması lazım. Kur'an'da var değil mi? Fa'fu, vasfahu. Değil mi hocam? Ya bazen diyor üstten geçin yani. Affedin. Selam deyin gidin. Selam deyin gidin. Selam deyin gidin. Allah da sizi bağışlar diyor. Siz bağışlamasını, Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz diyor. Arka planda bu yüksek değerler çalışmadan, yüksek değerler çalışmadan bir insanın şu alemde hakikaten etrafını huzurlu bulması da zor. Yunus'un bir sözü var hocam. Alem dolu durur kallaş, her birinden bir taş gelir der bir sözünde. Evet. Yani evet taş gelecek. Kimin de başını eğeceksin, kimin de efendim daha farklı bir yol bulacaksın belki. Elbette en başta söylediğimiz gibi bir paspas olmak, zillete mahkum olmak, insanlığından taviz vermeyeceğiz. Günlük hak zevklerimden taviz evet, veriyorum. Hak hakikati söyleyeceğiz. Hocam bir de hakikaten bu noktada mesela o hilim özelliği dediğimiz o yumuşak huyluluk. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de hilim kelimesi akıl anlamında da kullanıldığı ifade edilir. Halimun evvahum. Değil mi efendim? Halim kelimesi. Belki o aslında hocam etrafıyla geçimli adam bir yönüyle gerçekten akıl yönünden de Allah'ın kendisine büyük rızık verdiği bir adamdır. Bazen insan eğer etrafını böyle yıkıp kıran, inciten, ne bileyim hani bir derler ya filin züccaciye dükkanına girmesi gibi derler. Bu anlamda kaba kuvvetiyle etrafı yatıştırmak istiyor. Belki geçimlilik
gerçekten bu arka planda diye ifade ettiğimiz o değerler üstüne oturan o hilim değeri, af değeri, belki vel kazımînel gayza, bazen o insanın hadi bakalım yuttum bunu, bunu gördüm ama görmedim demesini gerektiren birçok güzel ahlakı arkasında barındırıyor. Hocam bu sizin saydığınız maddelerin hepsini ben şöyle özettim size. Evet. Nefis terbiyesi sadece zinadan kurtulmak ve teheccüde kalkmak olarak sınırlanmamalı. Evet. Nefis terbiyesi bu dediğimiz şeyler işte. Değil mi? Bunları gerçekleştirebiliriz. Ayşe annemizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir konuşması var, hatırlıyoruz. Hani bir Yahudiler geliyor Efendimiz'de böyle kaba bir konuşuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle burkır dağıtmıyor. Sonra Ayşe annemiz de, ben derli anlatıyorum yani kolay anlaşılsın diye, Ayşe annemiz de görmedin mi ya Resulallah ne dediler, böyle ne biçim konuştular buyurunca, ya Ayşe beni hiç böyle kaba saba gördün mü buyuruyor. Ya Allah Allah. Yani Yahudi ki ölüm sana peygamber gibi bir aha, kaba bir ifadeyle evet, gelip konuşuyor. Ona hak ettiği zehir yerine kendi nezaketini kullanıyor. Ya. Bir gün Abdülfettah Ebu Gutte hocam rahmetullahi aleyhi, Allah rahmet eylesin, Emin hocamla beraber bir yerde yemek yiyorduk. Emin hocam dedi ki, hocam bizi niye davet etmediniz öyle yere? Hocam ne bileyim yani o zaman 1996. Emin hocam dedi ki, doğru 97'de tanıştık çünkü hocam. Sen dedi buna sor dedi. Bazı devamlı olsun. Sor dedi. He. Sor sor dedi. O biraz daha böyle ta Ezher'den geçmişleri olduğu için Emin hocam böyle sanki soru sorması ayıp gibi bir madde duruyordu. Ben de nereden aklıma geldi bilmiyorum. Dedim ki üstadımız dedim, Riyad'da 30 sene durdun sen. Kaba saba çöl adamlarıyla nasıl yaşadın? Hı. Dedim. Yani kaba adamlar, hı, o Halep'ten oraya gitmiş. Çok orijinal, harika bir şey söyledi. Allah. Ben onlara benim ahlakıma göre davrandım, onlarınkine göre davranmadım dedi. İşte adamlık bu hocam değil mi? Yani bedevilerle bile yaşıyorsun ama Halep'ten götürdüğün medeniyetle yaşıyorsun. Evet. Dolayısıyla bir problem olmuyor. 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 Senin orijinalliğini, katı tutumunu, onların da kabalığını karşılaştırdığın zaman 6 ay sonra sürgün yiyorsun veyahut da başka bir yere ya gidiyorsun. Yani biz bir nefis terbiyesi mücadelesi yapıyorsak, bu nefis terbiyesi Allah'tan, Kur'an'dan, ahlaktan ve ruculetimden taviz vermeden kapısını kapatıp yaşadığımız evde hanımımla, kocamla farklı bir taviz usulü. Yani eşimin paspası olayım zararı yok. Çünkü Allah-u Teala birbirimizin gömleği görüyor bizi. Evet. Birbirimizin gömleğisiniz diyor. Yani gömlek deriye yapışıyor. Yani tabii perdesiz beraberlik. Heh, çok mi? Güzel. Perdesiz beraberlik. Perdesiz beraberlik. Oradaki taviz sayılmaz. Dinimden değil tabii. Dinimden değil. Yani ben dışarıda adam, beyefendi olarak biliniyorum. Eşimin yanında öyle değilim. Onun eşiyim çünkü. İçeride eşkıya gibi davranıyorsun bazen de hocam. Ters oluyor ayrı bir mesele. Yani o tersliği değil. Ben tam yani orada... Yani eşim dünyada bir tane zaten. Başka kimse eşim değil. Dolayısıyla insanların içindeki vakarım, onurum orada olmuyor. Olmaz. Evet. O nikah akdi bizi daha esnek bir duruma getiriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabii. Süremizin de sonuna geldik. Ben Musa Efendi rahmetullahi aleyhin şöyle güzel bir sözü var. Bu zor olduğu için belki de. Der ki bir insanda herkesle geçimli olma özelliği varsa, ehlinin eline düşerse olgun insan, kamil insan, güzel insan olur derdi. Hakikaten o kumaş, insanlık kumaşı, kaliteli bir kumaş. Yani geçimli olma kumaşı. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Belki imanımız elhamdülillah tam da bu ülfeti hem Rabbimizle hem onun yarattıklarıyla gerçekleştirebilme adına son derece büyük bir temel, büyük bir imkan, büyük bir fırsat. Hem mümin olup hem Müslüman olup İslam'ı hem de geçimsiz olmak, ikisi yan yana neredeyse... Firavun Hazreti dedik mi? İşte evet, ters duruyor. Durmaması gereken bir şey. Evet. Cenab-ı Hak hepimizi inşallah haram olmadığı sürece bütün varlıkla, bütün insanlarla, bütün kullarıyla ülfet halinde olabilmeyi lütfeylesin diye, amin, duayla bitirelim, amin, efendim. Aziz dostlar, İslam ve Hayat programında
Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.